Botanik bahçeye geldik. Buranın farklı bitkileri var. Çok iyi bir açıklayıcı değil miyim? Benim acilen pahalı bir sweatshirt almam lazım. Pahalı demedim. Herkes kaos şu an ya. Yapabiliyorsanız meme haline getirseniz de bu videoyu. Videonu meme istiyorum arkadaşlar. Çok ölen var bence bu videoda. Nutella nobody, drone ver. Bu bitkinin pasta olması gerek. Arkadaşlar hey, bugün diğer gün. Bugün diğer gün ve dün size kuğuları göstermiştim. Kuğuları gösterdikten sonra alışverişe gittik. Yani Zemun'u gezdikten sonra alışverişe gittik ve alışverişte olduğumuz için de vlog çekmedim. Çünkü zaten her yerde eşyalarımız var. 3 kişiyiz, üçümüz de mağazaya dalıyoruz. Böyle çok çılgın bir gündü çünkü indirimde çok güzel şeyler vardı. Bunları daha sonra göstereceğim ama aldığım şeyler Calvin Klein'dan bir tane çanta, Nike'dan bir tane spor ayakkabı, hepsini göstereceğim sonra. Champion'dan bir tane spor ayakkabı, bir tane eşofman altı, daha sonra Calvin Klein'dan bir tane bralet. Bayağı güzel bir alışverişti. Shake'e gittik ve şarkılar falan çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Diğer dün, ondan bir önceki gün gittiğimiz gece bence o kadar güzel değildi. Mekan güzeldi evet ama şarkılar böyle, ya ben sözsüz şarkı sevmiyorum. Burada hani Cardi B falan da çalıyordu. Shake'ten sonra da after party için arkadaşlar. After party için ayrı bir nehirüstü klaba gittik ve after party olduğunu nereden öğrendim? Bir tane Sırp biri yanımıza gelip dedi ki after party'ye gidecek misiniz? Ben de dedim ki after party mi var? O da dedi ki evet after party var. O mekan da kapanana kadar orada kaldık. 7'de geldik. Sabah daha sonra 12.30'da uyandık ve kahve içmeye. Bir dakika, bu detayı nasıl anlatmazsın? Anlatmayacağım o olayı tabii ki. Oh. Bu arada etek Gözde'nin arkadaşlar, Gözde benim moda danışmanım. Gerçekten çok zevkli biri ve kıyafetlerine bakın. Çünkü ben bu... Belki senin için getirmişim. Sana bir şey dedim, ben onu sana da verebilirim. Ama sana çok yakışıyor. Bunu sen bence kısalttır zevkin gibi. Ve sana da süper oluyor. Ya köpeğim var dedim. Köpeğin güzelliğine bakın. Karşıda. Balkonda bak. Balkonun köşesinde karşıda. Oha çok şeker. Arkadaşlar biz şimdi... Birazdan evden çıkacağız. Ha, sesim kısıldı bu arada bağırarak konuşmaktan. Kabda. Biz şimdi botanik bahçeye geldik. Buranın farklı bitkileri var. Çok iyi bir açıklayıcı değil miyim? Yani farklı bitkileri var. Bize biraz botanik bahçesi açıklasana. Arkadaşlar bakın. İçinde farklı bitkileri olan botanik bahçeye geldik ve bakın giriş şurası. Bir dakika göstereceğim. Giriş şurası bir yer. Yani çok yakın yani, böyle bir 50 metre yoktur ve ilk banka oturduk. Ve bir 10 dakikadır burada oturuyoruz. Hani... Aşırı acele ettik gelmek için bütün bahçeyi gezelim diye. Girişi bulamadık, yürüdük. Şimdi ilk bankta dinlendik ve şimdi gezeceğiz. Bu arada oturmamızın sebebi arkadaşlar şu an saat 4'e geliyor ve biz en son gerçekten dün akşam kaçta yedik? 8 gibi yedik ve ben salata yedim. Hani ve şu an ya ölüyorum açlıktan. Biz bayağı ölüyorum. Yok hiçbir şey. Ve saatlerce dans ettik. Arkadaşlar biz 16 saat sabaha kadar dans ettik. 20 saattir neredeyse hiçbir şey yemiyoruz. Evet. 20 saat. Bir şey söyleyeceğim. Gelin şu yeri gezelim, takılalım ve yemek gelin, yiyelim. Gelin tanışalım, bu işi şey kolay kılalım. Ne yiyeceğiz bu arada? Nasıl bir şey? Eskor sokağına gittik. Bu arada akşam için de rezervasyon yaptırdık. Burada akşam yemek için de böyle yerel yerlerde ve benzeri yine rezervasyon yaptırıyorsunuz. Rezervasyon aşırı yaygın bir olay. Yani gece kulübüne rezervasyon, yemek yerine rezervasyon. Bu çok yakışıyor. Bundan kimse bahsetmiyordu bana. Korktuğun yağmur başlıyor duru. Arkadaşlar ben günlerdir ikisine de diyorum ki pazar günü şimşekli yağmur var. Ben hayatımda yağmurdan bu kadar korkuyorum. Sanki hortum çıkacakmış gibi korkuyor. Gerçekten. Abucum sen neredeydin? Arkadaşlar onun için şunu aldım. Bir dakika beni çeker misin? Gerçekten çek. Yağmurdan korunmak için. Yağmurdan eziyor musun? Şeker misin? Ya arkadaşlar size başka bir şey anlatmak istiyorum. Yağmurdan korunmak için. Herkes başka bir şey anlatsın. Duru milyarlık alışverişler yaptıktan sonra şöyle bir şey söyledi. Artık hiçbir şey almayacağım. 3 dakika sonra dedik ki benim acilen pahalı bir sweatshirt almam lazım. Pahalı demedim. Dedim ki sweatshirt almam lazım. Ama ben sana ucuz bir önerdim. Dedin ki çerçöp bir şey alamam. Ve sonra da gitti bu kadar para verdi buna. Dön arkanı, arkanı dön. Arkanı dön. Dedim ki güzel bir şey alıp hep giymek istiyorum dedim. Arkanı dön. Ben şimdi bu... Dur bir Calvin Klein kızdır diyenler. Tarihi ve özel bitkilerden birinin üstüne işemeyi planlıyorum çünkü çok... Gözde gerçekten nasıl bir kızsın ya. Çok çeşim. Arkadaşlar hadi buraya gezelim. Evde niye yapmadın kız? Buyurun hadi gidelim, let's go. Çünkü benim çeşim tuvalet olmayan yerlerde geliyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok aktif tuvalete gidiyoruz çünkü. Evet, ekip çok aktif. Bu kimin suyu? Biri bırakmış. Sen sonra gittin. Herkes kaos şu an ya.
Bu çok iyi meme çıkar aslında bu videodan. Yapabiliyorsanız meme haline getirsenize bu videoyu. Hani böyle reaction'larına da tepki yazan videolu meme'ler. Video meme'leri. Videolu meme istiyorum arkadaşlar. Çok ölen var bence bu videoda. Ama ben de Duru'ya vereceğim. Neyi? Biletlerimizi. Tamam. Duru'nun cebine koyuyoruz. Biletimiz önemli bir şey mi ki? Gireceğiz. Daha girmedik mi? Hayır. Burası botanik bahçesi. Çok güzel bu arada gerçekten. Gençler girdik bence. Girdikten burası botanik bahçesi. Niye bilet al? Ya ben gerçekten şunları... Aa, çok tatlı bir yer. Abi bizim yazlığa benziyor. Oha cennet. Arkadaşlar yazlığa benziyor demem, vizyonunu görüyor musun? Yani bir şey söyleyeceğim, bu park olayı bana biraz hala saçma geliyor arkadaşlar. Hani buraya bilet almış olmamız size saçma gelmiyor mu? Sen yeşillik sevmiyorsan yeşillik çoğu... Hayır yeşillik seviyorum. Ben yeşillik böyle yeşilliği seviyorum işte. Ben de seviyorum. Durup diyor ki yeşillik sevmiyorum. Temamı bozuyor diyorum ama Lightroom'dan ayarlıyorum zaten. Yeşillik seviyorum arkadaşlar. Ben çok yanlış yansıtıyorum bu tatilde. Tamam mı? Çok yanlış yansıtıyorum. Çeşme var. Burada çeşmeden su içiliyor ama tadı çok kötü suyun. Tamam. Tematik. Aa, Teman uygun yer buldum al. Daha ne istiyorsun? Orası sera galiba. Aa seraya gelin. Bayılırım seralara. Harry Potter'da da var değil mi sera? Sen ne dedin? Bir söylesene az önce. Bitkinin pastel olması gerekiyor. Bitki pastelcisi bitki değildir. Literally nobody. Dur ön ver. Bu bitkinin pastel olması gerekiyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güzelmiş. Şu an iyi ki geldik modundayım. Ay ben çok sevdim burayı. Bir şey söyleyeceğim. Ben burayı çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim deyip söyleyememek. Sadece bir şey söyleyeceğim diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yemek yemeye böyle bir yere geldik. Çok güzel görünmüyor mu? Çok acıktım ve yemek için o kadar heyecanlıyım ki. Yemeğim geldi. Arkadaşlar bu marine edilmiş tavuk göğsü parmesan. Çok güzel. Tavuk da zaten mükemmeldir. Gerçekten saldıracağım. Çok açım. Saatlerdir bir şey yemiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istemiyorum. Bunu yemek istiyorum. Hoşçakalın. Sen ne yiyorsun? Ben şimdi söyleyeyim sana tam şeysi olmayan bir şey yiyorum. Japon usulü bir şeymiş. Bu sos da güzel Japon görünüyor. Tavuğu mu öyle bir şeymiş? Ben yemeğe kıyamıyorum. Oh, gel zoom in. Ooo foodborne. Yes. Çok ooo yalnız. Çok iyi değil mi? Afiyet olsun gençler. Hey millet. Ya vlog çekemiyorum çünkü sesime bakın. Asla düzelmedi. Dün size en son botanik bahçede sanırım. Sizinleydim. Botanik bahçeden sonra ne yaptık Gözde gerçekten hatırlamıyorum. Ben de kara dedik şu an. Böyle botanik bahçe alışveriş yaptık. Alışveriş merkezi. Sesim çok kısıldı. O yüzden konuşamıyordum. Daha sonra akşam da yine buraya storyleri koyacağım. Resmen story anlatımı gibi bir video. Akşam da Skalizya garip bir isimli bir yerde. Çok güzel bir yerde. Yerel sırf yemekleri yapan bir yerde. Orada böyle rezervasyon yaptırıyorsunuz. Sonra yerel sırf yemekleri yiyorsunuz. Biz iki kez rezervasyon yaptırdık ve ikisinde de gidemedik. Çok kötü. Çünkü öğlen çok yemiş oluyoruz ve akşam acıkmıyorduk. Akşam daha az şeyler yiyorduk. Ama dün orada güzel bir bara gittik. Ve bugün de bavullarımızı bıraktık. Çünkü Airbnb'yi 11'de terk etmemiz gerekiyordu. 9'da terk ettik. Evin iki yanında kilitli yerlere bıraktık. Ve şimdi Gözde ile birlikte kahvaltı yapacağız. Ve kahve. Çok sevindik bırakabildiğimiz için o valizleri. Evet çünkü çok ağır ikimizinki de ve çok bir taşı. Evet ve yürüyemezdik hep otururduk. Evin dibin her şeyin evin dibinde çıkması ve bunu hiç bilmeyerek seçmiş olmamız. Bence kesinlikle merkezi bir yerde kalın. Seyahat melekleri bizimle. Çünkü hem uygun fiyatlı hem de her yere yürüdük. Çok güzel. Ben gelirseniz buralarda kalın. Kolarceva diye geçiyor bizim sokağın adı galiba değil mi? Evet. Ve 3 gece 150 lira ödedik. Yani şaka gibi. 3 gece toplamda ben 150 lira, Gözde 150 lira ve müthişti yani. Bu aklınızda bulunsun.
Hapşırmak istiyorum, güneş var, sesim kısık ve gözüm böyle göz kurulu. Ya şu an ölmüş haldeyim yani. Ben şey bile yapmadım. Bataryamı getirmiştim bu yetmez diye ama gerekmedi. Ops, sorry. Sorry. Bir de arkadaşlar kahveler hep böyle bebek boyda geliyor. Büyük boy var mı dedim, hayır standart dedi. Şimdi göreceksiniz. Bir tek o kahveci de var, deminki küçük. Aa, dün buradan sonra gittiğimiz mi? Evet, ben de çok sevdim. Yalnız millet gelip bir sürü farklı yerde oturup biz her sabah burayı rutin yaptık. Kahvaltı yapıyoruz. Evet. Thank you. Şey, lokal kafemiz oldu. Çok güzel, çok sevdim ben Belgrad'ı. Ben de çok sevdim. Gelirim yani, yine gelirim. Evet. Şimdi Gözde'den alışveriş önerileri, taktikleri, tavsiyeleri efsane bir şey yaptı. Bakın, çekiyorum. Arkadaşlar burası, ya bazı markalar o kadar ucuz ki ben gerçekten giysiye falan çok fazla para aslında harcamam alışverişe. Ama bu Champion'ın bu şapkasını 10 liraya aldım. 10 liraya. Mükemmel alışveriş değil mi? Ya çok Türkiye'de imkansız şeyler bu fiyata. Evet, evet, imkansız. Ya imkansız demek bile imkanlı, hani o kadar imkansız. Çünkü çok pahalıya satıyorlar. Bunu ikinci el dolaptan falan bile 10 liraya bulamazsın. Kesinlikle. O yüzden iki renk aldım, belki satarım diye. Bir şey söyleyeyim mi? Dolapta 100 lira bile olabilir. Ya en az falan 100 lira olabilir. Aynen. Bizim ülkede gerçekten bizde çok fazla. Ali şey diyor zaten sürekli. Al al satarsın. Aynen. Sanki şey, altın alıyoruz, kolye alıyoruz sanki. Çünkü giysilere yatırım yapıyor. Gerçekten. Ama bunu bu sefer dehşet alışverişte hepimiz için. Çok güzel valla. Ve böyle akıllı alışverişlere bayılıyorum. Göstereyim mi? Görmemişim. Ne olmasın? Göster bence. Tamam. Hem bilgilendirici Belgrad'a evet, gelen. Evet, almak isteyenler için. Bakın bu Michael Kors'un cüzdanını da ne kadar aldım? 500'e mi geliyordu? Hatta üstüne bir indirim daha bindi. Galiba 400'e düştü. Zaten şu an Mango'dan cüzdan alsam 200 lira en az veriyorsun. Ve gerçekten Gözde... Gerçekten her zaman satabilirsin falan. Evet, vergi burada daha az kesip ödeniyormuş. Aynen. Daha ucuzmuş zaten. Bayağı güzel, tam çanta boyu. Dehşet güzel ve süper alışveriş. Bakın yani neydi adı? Fashion and Friends. Fashion and Friends. Mağazanın adı. Biz hani Bosna'ya gitmiştik ya, WhatsApp grup adımız They Are Back'ti çünkü hani yeniden seyahat ediyoruz falan. Şimdi şey yapacağız, Fashion and Friends. Fashion and Friends, çünkü Fashion and Friends mağazasında kendimizi kaybettik. Dün o mağazada 1 saat 15 dakika mı geçti? Ya o mağaza müthiş ya. Yani... Ve şu an bir önceki günde aynı mağazadaydık ve şu an mağazaya girdiğimizde böyle tanıyorlar falan, hatırlı müşteri gibiyiz yani. Tanırsın Belgrad sosyetesinden, her gün orada geliyor, çek ediyor yeni ürün var mı diye. Bu hayatı çok sevdim. Ben de hiç bırakmak istemiyorum. Kendimi çok zengin hissetmeye başladım burada. Türkiye'ye dönünce biraz hayat değişecek. Bence kesinlikle bunu yaşayın arkadaşlar. Herkes yaşayacak buraya geldiğinde. Çünkü para birimiyle ve Belgrad'la yani çok alakalı. Gelin ve görün, pişman olmayacaksınız. Ben salata yiyorum. Yani vitamin skaldı. İçinde bolca vitamin ve güzel şeyler var. Zeytin falan da var zaten. Gözde de böyle yumurtalı güzel bir aynen şey yiyor. Yumurtalı ve her şeyli. Çok tabii bunlar çok iri insanlar. Doymuyorlar. Ben onu anladım. Çünkü kadınlar da erkekler de çok uzun boylu. Böyle yapılı. Anca doyar onlar.